Tamam, şöyle bir yol alalım. Lütfen şöyle geçelim. Daha önceden tespit edilen ve şirketlere kiraya verilen deniz alanlarında toplamda 7 şirket tarafından 12 ayrı tesis kurulacaktır. Bu tesislerde havuz da denilen 396 adet kafes yer alacaktır. Böylece kıyılarımız balık kafesleriyle dolacaktır. Bu kafeslerin deniz yüzeyinde kapladığı toplam alan yaklaşık 500 bin metrekaredir. Bunlar denize alıştırma, yetiştirme ve hasat kafesleridir. Balık çiftliği kurulmak istenen bölge hem turizm alanı hem de kesin korunacak hassas alan olarak bakanlıklarca ilan edilmiştir. Öte yandan söz konusu yerler Akdeniz foklarının ve karetta karettaların yuvalamaya yaşama alanlarıdır. Bu alanlar ülkemizin de taraf olarak imzaladığı uluslararası sözleşmelerle koruma altındadır. Şimdi bizlere düşen Anamur'da tarıma, turizme, nesli tükenmekte olan birçok deniz canlısına, ekosisteme, doğaya zararları kaçınılmaz olan rant uğruna kurulması için planlanan balık çiftliklerine gelecek nesillere temiz bir deniz, doğa, daha da önemlisi yaşanılabilir bir dünya bırakmak için hayır demektir. Başka Anamur yok. Bu balık çiftliklerinin çevremize verdiği, turizme verdiği, insan sağlığına verdiği zararları bizler biliyoruz ve onun için balık çiftliklerine hayır diyoruz. Daha yaşanabilir bir Anamur için hep birlikte el ele balık çiftliklerine hayır. Dün akşamki ulusal medyada Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu halkın mı, sermaye mi sözünün üzerine Anamur'da işte halk burada, sermayeyi istemiyoruz. İşte gerçekler burada. Bizim bölgemizde yaklaşık 20 tane fok balığı vardır. Geçen sene değil, bir önceki sene Mauritania'ya davet edildim. Orada da 300 tane var. Toplam dünyada 700 tane. Ne kadar güzel bir şans, bizde 20 tane var. Yani Mauritania gibi 5 milyon nüfuslu bir ülke, orada balıkçılık müsabakatını kontrol altına almışlar, bol miktarda balık üretiyorlar. Bizim denizlerimizde bu kontroller sağlanmadığı sürece balık çiftlikleri kursanız ne yapsanız da bu yine yetmeyecektir. Önemli olan balık çiftliklerine karşı durmak, doğal üretime ağırlık vermek gerektiğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Anamur'u seviyoruz, denizimizi seviyoruz. Çocuklarımıza yeşil, mavi bir doğa için balık çiftliklerine hayır diyoruz. Balık çiftliklerine hayır! Balık çiftliklerine hayır! Balık çiftliklerine hayır!